Murat Hüdavendigâr Bursa'dan kalktı. Ardından suların duasıyla, çeşmelerin duasıyla, meleklerin duasıyla kendi rüyasına doğru yürüdü. Atlandı. Ve Kosova Meydan Savaşı'nda ordusunun önünde rüyasının gerçekleşmesi için dünyanın bütün büyük savaşçılarının kıskandığı bir gülümsemeyle Tanrı ile buluştu. Ve Balkan tarihi o günden bu yana Murat Hüdavendigâr'ın o gülümsemesine dipnot düşerek yazılıyor. Şehit olduğu yerde hala kanının ve gülümsemesinin sıcaklığı ısıtıyor ovayı, çiçekleri, rüzgarı. İklim o günden bu yana bir başka. Türk ve Müslüman. Ağıtlar en içli ilahilerden daha dokunaklı. Toprak o günkü titremesini sürdürüyor. Şimdi Sultan 1. Murat Türbesi'ni bahsederken Kosova'daki en eski Osmanlı eseridir. Ön 4. yüzyılda inşa edilmiştir ama yine kesin tarih bilinmez. Ama yine bilinir ki hemen Sultan 1. Murat şehit düştükten sonra oğlundan, Beyazıt tarafından yaptırılmıştır. Yani Beyazıt derken Sultan Eder'in Beyazıt, 1. Beyazıt. Bugünkü hali maalesef orijinal versiyonu değildir. Çünkü bugüne kadar birçok tahribat ve onarım yapılmıştı. Ve en sonunda 2005'te Türkiye Diyanet Vakfı tarafından restore edilmiştir. Çünkü burası, yani daha doğrusu bu türbe bir 100 yıl için, yani geçen 100 yıl için 1912'de daha doğrusu çok harabe, çok kötü bir durumdaydı. Yugoslavya yani süreci, sonra komünizm süreci ve de Sırbistan döneminde tamamen bakımsız ve ilgisiz kalmıştır. Güneş o günkü gibi acı bir gülümsemeyle doğuyor Hüdavendigâr'ın türbesine ve acı bir gülümsemeyle batıyor. Rüyan gerçek oldu efendimiz. Onu kuşlar söylüyor, ağaçlar söylüyor, taşlar söylüyor. Modern çağın canileri bile o gülümsemeden korkarak başlıyorlar güne. Balkanlardaki uygarlığa dair varlık, senin buradaki gülümsemenden ve Tanrı'yla buluşma ayininden beslenmeye devam ediyor. En iyi ay anlıyor senin o gülümsemeni. Yıldız anlıyor. Ay yıldızlı bayrağımız anlıyor. Şimdi biraz da Sultan 1. Murad'ın hayatından bahsedelim. Kendisi Osmanlı Devleti'nin 3. padişahı oluyor. Yani hünkârı oluyor. Bunu da mutlaka bilirsiniz. Onun dedesi Osmanlı Devleti'nin kurucusudur. Osman Gazi. Zaten sıralamayı da yani bilirsiniz zaten. Osman Gazi, Orhan Gazi ve de 1. Murad. Kendisi 1326 ve de 1389 yılları arasında yaşamıştır. 63 yaşındayken hayatını kaybediyor. Kendisi bu da çok önemli, çok çok enteresan. Kendisi 37 muharebeye katılıyor ve de hiçbirisinden mağlup çıkmıyor. Ta ki 1. Kosova Savaşı'nda. Zaten bu savaşı da kazanıyor ama sonunda kendisi de şehit düşüyor ve de bu da yine çok çok önemli. Osmanlı tarihinde tek şehit düşen padişah oluyor savaş alanında. Nasıl şehit düşüyor? Aslında burada zor kısım zaten burada başlıyor. Birkaç çok rivayetler var ama en önemlisi Osmanlı versiyonu ve de Sırp versiyonu ya da daha doğrusu Balkan versiyonu. Şimdi 1. Kosova Savaşı derken burada bir parantez açalım. Zaten çünkü bu bir Haçlı Sefer oluyor. Osmanlı Devleti'nin arasında ve de Balkan ordusuyla. Daha doğrusu Balkan koalisyon ordusuyla. Çünkü Balkanlarda yaşayan bütün Hristiyan halklar bir koalisyon yapıyorlar. Arnavutlar, Sırplar, Boşnaklar, Macarlar, Hırvatlar. Çünkü hem Arnavutlar hem Boşnaklar o zamanlarda Müslüman değiller. Niye bu koalisyonu yapıyorlar? Çünkü Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya çıkışını durdurmak istiyorlar. Şimdi
Osmanlı versiyonuna göre 8 Ağustos 1289 yılında Sultan 1. Murat 60 bin kişilik bir kuvvetle geliyor. Ve de ki oğluyla geliyor. Yakup Çelebi ile ve de Beyazıt ile geliyor. Yine Beyazıt derken yani 1. Beyazıt, Sultan Yıldırım Beyazıt. Karşı taraf ise Balkan ordusu ise 75 bin, 80 bin bir güce sahipti. Ve de Balkan ordusunun kumandanı Çar Lazar'dı. Aslında o Çar değildi, Knez. Yani prense yakın bir ünvan ama öldükten sonra onu biraz yani yüceltmek, büyütürmek Çar olarak ilan ettiler. Balkan versiyonuna göre Balkan ordusu ise ya da koalisyonu 18 bin, 25 bin bir güce sahipti. Karşı taraf ise Osmanlı ordusu ise 35 bin, 40 bin bir güce sahipti. Aslında 1. Kosova Savaşı Gazi Mestan'dan başlıyor. Bayraktarlar Türbesi'nden. Aslında burada çok yakında bir diğer türbe var. Orada Bayraktarlar Türbesi geçiyor ve de gördüğünüz gibi Bayraktarlar bilirsiniz o zamanlarda ilk sıra yapan askerlerdi yani sancağı taşıyan. Orada iki Bayraktar askeri şey düşüyor. Oradan başlıyor. Ta Miloşova'ya kadar. Miloşova çok yakında yani bir köydür. Burası bu arazi tamamen savaş alanı bilinir ve de sayılır. Zaten bulunduğumuz yer de bu alan yani savaş alanı bilinir ve de geçiyor. 1. Kosova Savaşı'nın bir özelliği daha vardır efendim. O da sadece 8 saat sürüyor. Şiddetli ve sadece 8 saat sürüyor. 8 saat sonrasında Osmanlı bu savaşı kazanıyor ama sonunda da olan oluyor. Sultan 1. Murat öldürülüyor. Kimden? Miloš Obilić ya da Kobilović tarafından. Osmanlı versiyonuna göre Sultan 1. Murat savaş alanında gezerken Miloš Obilić ya da Kobilović savaş alanında bir ölü numarası yapıyor. Sultanına yaklaşırken ansızın hançeri saplıyor. Sırpların ya da Balkan versiyonuna göre yine Miloš Obilić var ama şimdi yani senaryo biraz düşüyor. Miloš Obilić kendisi bir Sırp prensi oluyor. Ve de mağlubiyetini kabul etmek için diyor ben sultanın elini öpmek isterim. Ve yine tam elini öpmek isterken kalkıp sultanı hançerler. Son uçağın yani gördüğünüz gibi iki versiyonda Miloš Obilić ya da Kobilović var ve de hançerlemek var. Aslında bu savaşta iki kumandan ölüyor. Hem Sultan 1. Murat ölüyor hem de Lazar ölüyor. Miloš Obilić ya da Kobilović Sultan Hançer'e de hemen yani öldürülüyor. Ve bunu da mutlaka bilirsiniz. Burada sadece iç organları gömülüdür. Asıl mezarı Bursa'da bulunmaktadır. Niye bunu yapıyorlar? Çok pratik bir neden için efendim. Yani bilirsiniz insan öldükten sonra iç organlar çok çabuk şişer ve de çürür. Hani dolayısıyla cesedi de bozar. Şimdi cesedi korumak amacıyla iç organları burada yani defnediyorlar ve de cesedi tahnih ediliyor. Mumya. Yani şeklinde bir şey Bursa'ya gönderiyorlar. Niye Bursa? Bunu da bilirsiniz. İlk başta Osmanlı Devleti'nin yani başkenti, pahitahtı oluyordu. Zaten bunu böyle yani bakma gerekiyor. O koşullarda, o sıcakta at üstünde bir ölü cesetle Bursa değil, prizine bile gitmek yani imkansız. Bu da yani kısa. Türbenin ve de 1. Kosova'nın kısa tarihi oluyor efendim.